Yeni yılla birlikte pek çok şirket yeniden yapılanma planlarını tamamladı. 2013'te terfi ya da zam bekleyen çalışanların bir kısmının yüzü güldü, bir kısmı ise hüsrana uğradı. Peki bu durum çalışanların performansını nasıl etkiliyor? Koca yıl çalışıp didinen işçilerin alacakları zam gelecek yılki performansları üzerinde doğrudan etkili. Çünkü onların zam ve terfi beklentilerinin karşılanmadığı durumlar performans kaybıyla sonuçlanıyor. Bir adaletsizlik olması veya zamanında yapılamıyor olması en çok çalışanları etkileyen unsurlar. Adaletsizlik geldiği zaman çalışan çünkü mutsuz oluyor, inancını kaybediyor, kaygı ve stres yükleniyor. Bu da çalışanlarda çok daha fazla boyutlarda çalışanların bağlılığının bozulması, motivasyonunun dolayısıyla ona bağlı performanslarının düşmesi gibi bir takım sonuçlar oluşturuyor. İş yerinde çalışanlar mesai saatleri boyunca stres yaşıyorlar. Buna bir de zam ve terfi alamamak eklenince motivasyon olumsuz yönde etkileniyor. Bütün ise yöneticilere düşüyor. Yönetici mutlaka çalışanını çok iyi tanıyor olması lazım. Herkesin birbirinden farklı motivasyon kaynakları var. En önemlisi yönetici olarak hakikaten adaletsizliği engellemek, açık ve net olmak. Beklentisi karşılanmayan çalışanlarsa mutlaka yöneticileriyle konuşmalı. Eğer özellikle ayrılmayacaksa ve o şirkette devam edecekse, kalacaksa kendi kişisel motivasyonunu sağlamaya çalışması lazım. Neden terfi, zam alamadığını öğrenmesi lazım. Yöneticilerle yapılan konuşmalar da sonuç vermediyse anlık öfkelere yenik düşülmemeli. İş işteyken çalışırken daha kolay bulunur her zaman için. Yani işi değiştirecekse de belki hızlı hareket etmesinde fayda var. Bir anlık öfkeyle ben bırakıyorum demek sonra daha zararlı sonuçlar doğuracağını görüyoruz. Çalışanları iş yerine bağlayıp mutlu etmekse çok kolay. Son 6 ay içinde biri benimle gelişimim hakkında konuştuysa ben bağlanıyorum. İşimi en iyi şekilde yapmak için gerekli araçlara sahipsem, iş yerimde imkanım varsa işimi en iyi şekilde yapmak için bağlanıyorum. Güzel bir ekipse, mutluysa çalışan işe koşa koşa geliyor. Yöneticim bana devamlı geri bildirim veriyorsa, haftada bir olumlu bir şey söylüyorsa yöneticim, yaptığım işle ilgili olumlu bir geri bildirim alıyorsam bağlanıyorum.